Burası Tarabya. Hemen bağlantısı Beykoz. Tabii ki bu güzergahı var. Malum bir partinin il başkanının yapmış olduğu açıklamalar sadece durumdan vazife çıkarmak veyahut da bir rol kapmaktan öte bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi yani 86 yıllık Türkiye'nin kuruluşunda ve her toprağında emeği olan bir siyasi partiye malum parti demesini şiddetle kınıyorum. CHP İl Başkanı Gürsel Tekin'in açıkladığı 3. köprü AK Parti'yi de karıştırdı. Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da kabul ettiği 3. köprü güzergahını Başbakan Erdoğan yalanladı. Arkadaşlar, açıklanan şey 3. köprünün güzergahı değildir. Biz bunun üzerinde çalışmaları yapıyoruz. Gürsel Tekin bir süre önce 3. köprünün nereye yapılacağını açıklamış ve geçiş güzergahı üzerinde arsaların hızla el değiştirdiğine dikkat çekerek kimlerin rant sağladığını sormuştu. Kimlerin bu arada? Nasıl kısa süre içerisinde el değişti? Eğer 20 yıl, 30 yıl önce o insanların arazileri varsa elbette hepsine saygı duyarız. Hiçbir tereddüt yok. Ama bir yıl içerisinde bu arazilerin çoğu el değiştirilse bu da çok önemli bir kuşkudur. Özellikle altını çizerek görmek istiyoruz. Ve bu açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da kameralar karşısına geçmiş, CHP İl Başkanı Gürsel Tekin'in açıkladığı güzergahta bir inceleme yaptıklarını duyurmuştu. Tarabya otelin bulunduğu noktayla onun karşısına gelen bir nokta arasında bir değerlendirme yapılmış. Ama onu tabii yerine yerleştirirken onun kendi coğrafi durumu, o bölgenin statik durumu, o bölgenin yerleşim durumu, onun biraz daha öteye veri kayması, yani planda değerlendirilmesini hem ilgili Ulaşma Bakanlığı'nın Karayolları Genel Müdürlüğü, belediye yetkilileri beraber çalışmalarını yapacak, plana aksettirdikten sonra meclise gelecek. Sayın Başbakanımız o güzergahta şu araziler kimlerindir diye soru sordu mu sormadı mı, onu da çok merak ediyorum. Sayın Belediye Başkanı da sordu. Bir başbakanın bölgedeki güzergahların kimlere ait olmadığını bilmemesi gerekiyor. Bir, ikincisi Sayın Başbakan güzergahı ben belirleyeceğim diyecek. Ve 3. köprü tartışmasına dün Başbakan Erdoğan da katıldı, ancak Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'un 3. köprüsüyle ilgili sözlerini doğrulamadı. Arkadaşlar, açıklanan şey 3. köprünün güzergahı değildir. CHP İl Başkanı Gürsel Tekin ise iddialarının arkasında. Çevre Orman Bakanı suskun, niçin konuşmaz? Nasıl bir çevre bakanı, nasıl bir orman bakanı, onu da merak ediyorum. Sayın Bakan'ın bu konudaki düşüncelerini de kamuoyunu merak ediyor.